Efendim, Cumhurbaşkanlığı Başhukuk Danışmanı Mehmet Uçum'u dinledim. CNN Türk'te Şirin Payız'ın konuğuydu. Sorduğu soruları cevapladı. Güzel cevaplar verdi. Pek çoğu da akla, mantığa uygun ama hukuk kurallarına uygun değildi. Olabilir, nihayet siyasi bir makamın baş danışmanı. Ama hukukun bu kadar kolay polemik konusu olması hoş bir şey değil. Hele bunu yapan kişi Cumhurbaşkanlığı baş hukuk danışmanı ise hiç hoş değil. Kanunların en temel özelliklerinin kesinlik, eşitlik ve genellik ilkesi olduğunu Mehmet Uçum bilmez mi? Elbette bilir. Hukuk fakültelerinde ya da başka üniversitelerde ama hukukun konusu olan üniversitelerde birinci sınıfta daha kanunların bu en temel özellikleri bilinir. Zaten bunun bilmeyen birisine hukukçu da denmez. Hatta hukuk mektebinin yakınından geçtiği bile söylenemez. Keza Sayın Uçum'un buradan giderek sevgili Şirin Payız'ın bir sorusuna verdiği cevap da yanlış. Şirin dedi ki, yani kanunların bu kadar farklı yorumlanması neden olabilir mi böyle bir şey? Kanun yazılmış. Evet dedi, kanunlar elbette dedi farklı yorumlanır. Hayır sevgili Uçum, kanunlar farklı yorumlanmaz. Öldürmek suçsa suçtur. Ancak deliller farklı yorumlanır, ilgili maddeleri farklı yorumlanır ve usul hukuku farklı yorumlanabilir. Ama kanun, kanundur ya, kesindir. Çünkü onun verdiği, yazdığı hüküm mutlaka uygulanır. Geneldir, her konuyla aynı şekilde ilintilidir, eşittir. Cumhurbaşkanı içinde, sıradan bir yurttaş içinde aynı manayı içerir, aynı derecede hüküm getirir. Tabii şimdi hukuk anlayışı bu olan Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı sevgili Mehmet Uçum, masumiyet karinesi konusunda ise olağanüstü bir yanlış. Bakın, kasıt demek istemiyorum, hoş olmayacak. Demagoji yaptı desem o da hoş olmayacak. Cumhurbaşkanlığı baş hukuk danışmanı. Yanlış yaptı diyelim. Ve yanlışını anlatayım. Mehmet Bey, masumiyet karinesi diye bir hukuk kavramının olmadığını, masumiyet karinesi denilen şeyin şüpheliye kendini aklama fırsatı vermek olduğunu iddia etti. İnanın ekran karşısında acı acı güldüm. Acı acı güldüm. Yüreğim yandı, yüreğim. Yüreğim tutuştu, Aynen, inanın samimi söylüyorum, yüreğim tutuştu. Vah benim ülkemdeki yargılanan insanlara dedim. Vah, vah, vah. Cumhurbaşkanlığı baş hukuk danışmanı masumiyet karinesinin olduğuna inanmıyor. Ve diyor ki, o masumiyet karinesi dediğiniz şey, şüpheliye aklanma hakkı vermektir. Mehmet Bey, sizin bu dediğinize ne denir biliyor musunuz? İspat hakkını değil, ispat yükümlülüğünü şüpheliye vermek demektir. Yani savcı diyecek ki, hey efendi, ben seni suçluyorum. Hakkında iddia var, şikayet var. Ya bir şey var hakkında ve ben seni suçluyorum. Sen şimdi gel bakayım bana suçsuz olduğunu ispat et. Yahu Mehmet Bey, ya sevgili Uçum, faşist ülkelerde var bu. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir hukuk cumhuriyeti, hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ispat sorumluluğu iddia sahibine aittir. Savcı kanıtlar bunu. Savcı kanıtlamakla mükelleftir. Sanık, ben bu suçu işlemedim der, başka bir şey söylemeyebilir isterse. Öyle bir sorumluluğu yok ki, kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlamak bir sorumluluğu yok ki. İşte o nedenle modern hukuk kurallarının en temellerinden bir tanesi, bir kişiyi suçu sabit oluncaya kadar, yani yargılanıp da mahkeme
kesin olarak bu şahıs suçludur deyinceye kadar temin sürecinden sonra, hatta yani Yargıtay da evet diyecek ve yerel mahkemenin kararını onaylayacak. Ancak o anda suçlu muamelesi görür. O anda ona mahkum denir. Çünkü hüküm giymiştir artık. Ama mahkum oluncaya kadar, yargılama bitinceye kadar, hüküm giyinceye kadar hiçbir şüpheli suçlu değildir, masumdur. O nedenle masumiyet karinesi vardır sevgili Mehmet Beyciğim. Vardır. Ve ona suçsuzluğunu kanıtlama hakkı denmez. Yani ben tertemizim ve bunu size ispat edeceğim hakkı değildir o. O bir kişinin hüküm giydiği ana kadar tertemiz, pırıl pırıl olduğunun kanıtı sadece. Yanlış yaptın sevgili Mehmet Uç'um ve kaybettin.